Şimdi bu geçkesiz doğumun yaklaşık bir 10 yıllık geçmişi var. Ondan önce de hepimiz doktorluk yapıyorduk. Selçuk, bu keşkesiz doğum ekibiyle çalışmak, eğitimler, desteklerin tekrar senin pratiğine girmesi, bunlar sende bir değişiklikler yaptı mı doktor olarak? Bir farkındalık, bir şey? Birçok farklılık oldu. Şimdi ilk aklıma gelen söyleyeyim. Bu işin bir tıbbi bir yönü var. Bir de arka plandaki bir de bir psikolojik bir yönü de var. Karşımızdaki kişiler, sonuçta insan bir hasta diye, hastalık olarak da bakmıyoruz zaten olaya ama arka planda ciddi bir psikolojileri var. Biz sadece bahsettikleri şikayetler üzerinden aslında olayları yönetiyoruz. İşte ağrı var mı, işte ilaç verelim, şu vesaire gibi. Ama arka planda bizim bilmediğimiz çok ciddi bir psikolojik bir alan var. Ve ne kadar dikkatli olursak olalım veya hassas olalım veya vakit ayırmak isteyelim, hiçbir zaman o ayrıntıları tam olarak algılayamıyoruz. Çünkü vaktimiz yok. Zaten konsantrasyonumuz da bunun üzerine değil. Bunu sanki bir odaya girdiğimiz zaman işte bir odanın ışığını, rengine bakmak gibi algılıyorum. Halbuki orada bir sürü detay var. Küçük obje var, objenin hikayesi var vesaire vesaire. Bunları da tam olarak algılarsak ancak odayı ve havasını ve gerçeği algılayabiliyoruz. Ve ona göre de daha doğru bir yaklaşım biçimde uygulayabiliriz. Keşkesiz, doğum için konuşayım. Doğumda... Keşkesiz doğumdaki olay şu. Sonuçta yanında bir psikolog var, ciddi bir yardımcım var ve bana o bütün detayları tek tek, o psikolojik detayları bana kendisi çalışıp söylüyor, gösteriyor ve benim karşıma çok daha farklı bir tablo çıkıyor. Daha evvelden ben doğumları yönetirken açıkçası evet her doğum birbirine benzer olarak algılardım. Ama şimdi karşımdaki her insanın ne kadar ayrı bir dünyası olduğunu görüyorum. Her doğumun hikayesinin birbirinden aslında çok 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 farklı olduğunu görmeye başladım. Bu bana bir kere çok şey kattı. Asıl zenginliklerimden bir tanesi bu.